Selam millet, Eder Onar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda Forgotten Hill'in yeni bir hikayesi. Yine benim oynamadığım, şu ana kadar fark etmediğim, sitesine girince gördüğüm bir hikayesini sizlerle birlikte oynayacağız. Portrait of an Obsession, takıntının portresi. Forgotten Hill Tale. Bir zamanlar uzak doğudaydım. İş için gitmiştim oraya. Bu resmi ilk defa o zaman gördüm. Satın almak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama sahibi onun satılık olmadığını söyledi. Sadece sergi içindi. Her gün orada kaldığım süre boyunca gidip ona baktım. Resim artık kabuslarıma girmişti. Ondan başka bir şey düşünemiyordum. Rüyalarımda görüyordum. Garip karma karışık rüyalar. Ve zihnim tamamen ele geçirilmişti. Elimde değildi. Benim olmalıydı. Ve ben de bir gece onu almaya karar verdim. Altı mumlu bir koridor. Bu da bizim inventory'miz. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok galiba. Şimdi ne diyorsun? Bu üçü buraya bakacak. Bu bir tanesi buraya bakacak. Bu ikisi yukarı bakacak. Ha. Bunu yukarıda bırakmışken, bir saniye, onu yukarıda bırakamadım. Bu buraya, bu buraya bakacaksa ikisinin arasında tam bir fark olması lazım. Şöyle. Ha, bir saniye, bir saniye. Ben bir şey yanlış düşündüm anladığım kadarıyla demin. Burada bu kırmızı şöyle bakmalı. Bu da böyle... Ama bu kadar da basit bulmam. Sallarken buldum resmen. Bir garip oldu. Evet. 3 kare, 2 kare. Kareli mareli bilmem neli yin yong işaretleri. Güzel. Bunu aklımızda tutalım. Şurada 4 tane sembol var. Bunu aklımızda tutalım. Bu odaya girmemize izin veriyor. Şuradaki semboller bu odaya mı ait? Hop. İçeriden bir şey direkt aldım. Dur çocuğum dışarı çıkma. Semboller bu sembollerle aynı değil. Peki. Devam ediyorum. Ha bir saniye şu kapıları ben şöyle tutayım da unuturum sonra bunları. İçine girerken açarım tekrar. Böyle bir bulmaca var. Bu bulmacanın nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu anda. Şurada açılan bir yer yok. İçeri girelim. Bu emmi ile alakalı bir şey yok. Bir bahçemiz var. Ne kadar güzel. Yağmur yağıyor. Hop. Oradan şeyi aldık. Buradaki iti de pas geçtim. Şuradaki şeyleri kontrol ediyorum. Şimdilik bunu bıraksam iyi olur dedi. Bırak abi. Kızma bana. Bırak onu. Bir saniye. Böyle gitmeyelim. Şu yana doğru devam edelim şimdi. Hop. Dua şeylerini aldım. O adamların tütsüsü. Dua okuyorlar bununla. Şu semboller tanıdık geldi sanki bana. Baştaki semboller bunlar olabilir mi? Burası çok karanlık. Gidemiyoruz. Şöyle bir en başa bir dönelim bakalım. O kadar da başa dönme çocuğum. Dur bakayım. Bu sembol mü? Bu sembol mü? Ha bu sembol. Peki. Şöyle bir bakayım. Kare yanda pörçük. Üst 2 6 3. Üst 1 6 3. Alt kare. Kare yanda pörçük. Üst 2 6 3. Üst 1 6 3. Alt kare. Kare üstte pörçük. Şu kare üstte pörçük. Üst 2 yan kare. Çıktığım zaman bozulacak değil mi bu? Yok bozulmayacak. Ha. Altta kare kenara doğru tik varmış. Abi çok karışık Japonca bu nedir ya? Vallahi helal olsun yani. Bunu Japonca yapmanın mantığı nedir? Sinirlendim şimdi. Üst 3. İkisi de üst 3'lü. Önce yanında 2 kare sonra yanında 1 kare. Alt 3'lü. Aman söylediğimi resmen şey yapıyorum. Önce 2 kare sonra yanında 1 kare. Evet bunu da sallayarak devam edecektim. Ne yapsam tutar diye. Lantern. Bir tane lantern bulduk. Hadi bakalım.
Şu an için başka bir şey bulamadım zaten. Lanternim var bir tane. Şuradaki kafalar. Şuradaki şey. Bir numara yok. Hala bir numara yok. Bunu kullandık zaten deminki bulmacada. Başka bir şey yok. Peki canım. Ha, şurada bir çengel var. Dikkat ettim şu anda. Şurada bir çengel var, evet. Başka da bir şey yok. Peki. Alacağımız olsun. Aha. Wow. Anahtar. Lantern tam oraya koyulabilir dedim. Şurada dua ölülerin olduğu yerde. Evet, koydukları şey. Şimdi bu anahtarın nerede çalışacağını bulmamız lazım. Anahtarımızın her yeri bir zorlayalım bakalım. Heh. Açılacak bir yer bulduk. Kibrit. Güzel. Bu ne? Teru Teru Bozu. Küçük el yapımı bir tane oyuncak. Kafası kel bir tane rahibi temsil ediyormuş. Bu güçlü talismanı bir kapıya ya da pencereye asın. İyi hava için. Ha, yağmuru keseceğiz. Peki. Hitodama. Şöyle bir şey. Etrafta dolaşan ruhlar bedenlerinden ayrıdır. Havada uçan araya topları gibi görünürler. Genelde mavidirler. Turuncu ya da kırmızı da olabilirler. Aç olabilirler. Sembollere, yemek sembollerine doğru giderler. Peki. Oni. Psikopat iblis. Keskin pençeleri vardır. Bilmem nedirler. Uyanırlarsa eğer sonsuza dek sizi takip ederler. Eski inanışlar der ki onlardan kurtulmak için büyülü fasulyeye ihtiyacım var ve Oni Wasoto Fukuwa Uchi diye bağırman lazım. Peki. Yüreği çok güzel görünüyor. Bir ölünün ruhu bu dünyayı bırakamıyordur. Öbür hayatta çözüm bulamamıştır öbür tarafa geçiş için. En son aksiyonlarını yaparlar. Ölmeden önceki son aksiyonlarını yapmak için geri dönerler ve kendine ait olan şeyleri korurlar. Onlara yemek ya da içecek servis edebilirsiniz. Peki. Chromotoros japonica. Orta büyüklükte... Aa, bunu da biliyorum. Orta büyüklükteki bir bitkiymiş bu. Rengi değişirmiş bunların suyla boyadığın zaman. Okey, ne kadar güzel. Bir sürü bilgiler almış olduk. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bu güzel bilgiler için çok 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 teşekkür ederim. Şimdi ne yapsam bilemedim bu bilgilerle. Bu bilgilerle ben önce bir dışarı çıkayım. Şuraya. Şunu yakayım. Ha, bu kadar ağır bir yağmurda bunları yakamam diyor. Peki, şunları yaksam. Aa, vallahi yaktım. Peki. Yaktım da ne oldu? Başka bir şeyleri yakayım. Daha farklı bir şeyleri yakayım abi. Hocam sakin ol. Sakin ol. Şunları yakayım. Aa, vallahi yaktım. Ha? Bir saniye. Oo, bu semboller bana tanıdık geldi ama hocam ben onları nasıl aklımda tutayım ya? Ters kade. Karışık harf. İkinci karışık harf. Ters kade. Kareli şey. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hiç olmadı. Şunlar galiba. Ters kade. Ters kade. Karışık harf. İkinci karışık harf. Altı kareli şey. Ters kade. Karışık. Olmadı ki. Ben buna Z diyeyim. Ters kade. Kare Z. Diğeri. Ha, onun adı diğeri olsun. Ters kade, kare, z, diğeri. Ters kade, kare, z, diğeri. Ters kade. Diğeri, z, ters kade, kare. Diğeri. Ters kade, diğeri, z, ters kade, kare, diğeri. Vallahi mükemmel. Ters kade, diğeri, z.
ters kade, kare diğeri. Ödüm koptu ya. Zonk diye çıkartılır mı o ses? Teru teru bozu. Dur, oyuncak çıktı. Bunu ne yapacağımı biliyorum. Oyuncağı da şöyle asacağım. Aynen öyle abi. Yağmur kesildi. Helal. O zaman şimdi bunu yakabiliriz. Aa, o ruh çıktı. Coin. Coin. Üzerinde coin işareti var bunun. Merhaba. Bu sunduğun şey için teşekkür ederim. Oynayalım mı? Ben bu oyunda çok iyi değilim. Çok uzun süredir de oynamadım. Birazcık eğlenmek istiyorum. Eğer beni peş peşe 3 kere yenersen sana ödül vereceğim. Ha? Hayda, buraya doğru şey yapacaktım. Çakal onu da kapattı. Berabere kaldık dedi. Peki. Saatten sonra benim zaten herhangi bir şey yapma şansım kalmadı. Peki ama biz hep berabere kalırız. Aslan parçası, biz hep berabere kalırız söyleyeyim. Ha, kazandım peki. Kazandım. Ha, ama adamın beni rahat bırakması lazım normalde. Rahat bırakmazsa olmaz ki bu iş. Üçüncüyü de kapattı. Mükemmel. Hepsi kapandı. Bu saatten sonra kimse bitiremez. O kadar da kötü oynamıyormuşum. Bir daha ne zaman istersen oynarız dedi. Vay arkadaş. Gerçekten kızıyorum ama. Oğlum sen, sana bir küfür ederim var ya, aklın hayalin durur. Adam kazandı, böyle bir şey olamaz. O aradaki şeyi fark edemedim ya. Hadi defol git. Peki canım. Müthiş. Müthiş. Ama adamın bariz hata yapması lazım. Yani göz göre göre yenmemesi lazım beni. İşte bunu yaparsan olmaz. Aklını alırım. Aklını alırım. Çok sinirlendim. Al bakayım sana ödül dedi. Ne dedin? Anahtar verdin bana bir tane. Güzel. Bu ruh burada geziyor zaten. Buralarda bulunmak sakat şu anda. Geri gidelim. Anahtar. Burada açılabilecek bir şey var mı? Yok. Burada açılacak bir şey var mı dedim. Açıldı tabii. Şu kitap neredeydi tam olarak? O kitabı biraz okuyalım. Bunu yaptık, tamam. Ha, ruh. Etrafta bir yere yemek sembolü çizmemiz lazım. Onun etrafında bir yerde yemek sembolü çizilebilecek ne var?
Yemek sembolü çizmemiz lazım. Yemek sembolü, yemek sembolü, yemek sembolü, yemek sembolü. Şuna yemek sembolü. Oo, bir de aldım onu. Bir de aldım onu. Amanın, tek bir karanlık odamız olduğuna göre şu anda çok büyük bir mutlulukla o karanlık odaya doğru gidiyorum. Hop. Hocam. Aynen öyle. Üzerime atlayıp beni yedi. Böyle olacağını bilmeliydim. Şimdi bir saniye. Buraya kadar gelmiş miydik? Ha, buradaydık biz. Şu odaya girmiyoruz. Girmiyoruz. Yok, odaya girmiyoruz. Oo. Pardon. Ama bu çok kötü. Şimdi bir saniye, buna basacağım da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa, bir kere yanlış yaptığım zaman en başa dönüyor bu. Oğlum yeter. Vay arkadaş, ne stres yaptım ya. Sizi Allah kahretmesin. O ne abi? Yine yedi beni. Bu yine yedi beni şimdi. Abi her yerde bu. Bunu ben bir şekilde kovamıyor muyum? Bu ne istiyordu? Bu yaratık benden ne istiyordu? Bu yaratığın da bir şey vardı. Ha, bunun bir yemeği memeği varmış. Bir yemeğini falan hazırlamamız gerekiyor bunun bizim. Her odanın arkasında bu var artık ya. Yaşasın. Vallahi yaşasın. Oley. Ha. Bu ne? Bir kağıt aldım şimdi ben üstüme. Bir saniye, üstüme bir kağıt aldım, şimdi aklını alırım. Şimdi adamın aklını alırım ben. Asabımı bozma. Kitapçığa bir daha bakalım. Kitapçıkta bir şey mi yazıyordu bununla alakalı? Bilmiyorum ama... Yok, bir şey yazmıyor kitapçıkta bununla alakalı. Şimdi burada değil, demin buradaydı ama. Ha, bir de yelpaze... Aha, bu yelpaze bulmacasını hatırlıyorum. Bulmacasını konuşamadım. Bulmacasını hatırlıyorum. Wow! Wow! Hepsini tutturdum valla. Oha, bir şey aldım buradan. Bu ne? Bean. Aa, magical bean. Bunlar büyülü bean. Magical bean. O yaratığa vereceğim bunları.
Şimdi bir saniye şu yelpazelere bir bakalım. Kafalar. Sağ, yukarı. Kare şeklinde dururlarsa oluyor da böyle hangisi nereye nasıl şey yapacağım? Ha burada dururken. Bu sağ, bu yukarı. Bu sağ, bu aşağı. Niye dönmüyorsun? Bir saniye. Bu sağa. Bu yukarı. Ha, bir de bunları çevirmek sorun değil. Bunları bu birbirine baktırarak çevirmek zorunda kalıyoruz şimdi. Bu sağa bakacak, bu da sağa bakacak. Bu aşağı bakacak, doğru bakıyor. Hayır, bu aşağı bakacak, doğru bakmıyor. Bu aşağı bakıyor. Şu anda doğru oldu. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilmiyorum. Beynim döndü resmen. Şunu bir kere daha bakmam lazım. Saçları yukarıda diye varsaysa, hayır bu saç değil, bu sakal diye varsayacağım ben buna. Saç diye varsayarsam bunu yapamam. Sakal. Sakal sağa bakıyor, sakal yukarı bakıyor. Sakal sağa, sakal aşağı bakıyor. Bu yukarı, bu aşağı, bunların ikisi de sağa. Sakallar ama. Bu yukarı, bu aşağı, bunların ikisi de sağa. Sakallar. Şimdi. Sakal yukarı bakıyor. Sakal sağa bakıyor. Bununla şöyle yapayım. Sakal yukarı bakıyor. Sakal sağa bakıyor. Sakal sağa bakıyor. Aynen öyle. Tutturmayı başardım. Ne oldu? 3 tane şey verdin. Cold sake, bowl, sweet bilmem ne. Bu ne oldu? Warm sake, bowl, sweet broth. Bu ne bilmiyorum ama defolup gidersen eğer çok memnun olacağım. Al bak sana bir şeyler servis edeyim burada. Sana bir şey servis ettim. Bir de yemek vereyim sana. Olmadı. Bunu vereyim. O da olmadı. Bu da olmadı. Peki. Şimdi bir gidip gelsem. Oo. Burada duruyorsun. Ha bir saniye. O zaman senin odana girebilirim. Dur buraya zaten girmiştim. Burası değil. Senin odana girebilirim. Şimdi orada değilsin değil mi? Biliyordum. Allah bu ne? Oo her şeyi aldım yalnız. Indira Gandhi. Buradaki bütün her şey alınıyormuş. Ha bu oyunu hatırlıyorum. Bu eş bulma oyunuydu galiba. Bir şeyin üstü açılması gerekiyor ki sonra diğer şeyleri oradan alabilirsiniz. Tabii şunu almam lazım. O zaman üçün üstü açılıyor. Hatta şunun üstü açılıyor. Böyle olunca ikiler kurtuldu. Beşler kurtuldu. Zaten geri kalan hepsi kurtuldu. Bir zamanlar bir şey de bu vardı. Çok eski bir PC oyunu muydu? Neydi bu ya? Oradan hatırladım resmen. Dünyam aydınlandı. Kapı açıldı. Oo, çılgın yerlere geldik. Bir tane renk bulmacası var. Bir tane yer değiştiren maskeler var. Şurada bir kılıç var. Burada bir dolap var. Burada bir çiçekler var. Aa bir saniye ben bu çiçekleri hatırlıyorum. Şurada da yok. Böyle bir şey olmadı. Şimdi bu çiçekleri nereden hatırlıyorum? Ha bu kediden. 4, 2, 3, 5, 3, 2, 4.
Bir daha yapalım. 4, 2, 3, 5, 3, 2, 4. 4, 2, 3, 5, 3, 2, 4. 4, 2, 3, 5, 3, 2, 4. 4, 2, 3, 5, 3, 2, 4. 4, 2, 3, 5, 3, 2, 4. Dum diye bir ses geldi. Ha bir saniye, şu bitki mavi yeşil bir şey. Şu sofrada vallahi oldu. Vallahi oldu. Bir de benim ne renge ihtiyacım var? Kırmızı renge mi ihtiyacım var? Buna boyayı ver diyordu değil mi o kitapta? Mükemmel. Canım bir de... Kafan mı güzel? Kafası güzel oldu bunun. Kırmızıyı nereden bulacağım ben? Omikuji. Bir şeyim var mı benim kullanmadığım? Yok. Burada bir tane benim makasım var. Ha, bunu o yaktığın şeylerin içine atlıyorsun değil mi? Bunu da böyle yaparsan kafalar güzel olur diyor. Buna da bağırırsan diyor. Çok güzel olur diyor. Kırmızı boyayı nereden elde edeceğim hocam ben? Aa bir saniye. Şeytan yukarıda, kedi altta. Şöyle diyor. Şeytan yukarıda, kedi altta. Resetleneceğim mi? Yok, resetlenmiyor. Bununla o. Vallahi kırmızı da buradaymış. Kırmızı da buradaymış yani. Boşuna uğraşıyormuşum. Al sana. Bottle with blood olmadı mı? Ha, böyle bir şey yapmayacağım o zaman. Bottle with blood'ı buna atacağım direkt. Evet, bu da güzel oldu. 3 rengim de oldu böylece. Peki sen Hacı dayı. Tam olarak bana abi ne kadar şaşırdım ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok karışık bu oyun ya. Çok fazla bölme var yani. Sıralama nerede? Şuradaydı değil mi? Ha. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Bu ne ki? Omikuji, omikuji. İki tane omikuji oldu. Neyime yaradı yani şimdi bu benim? Tam olarak bir omikuji atsam üstüne senin, bir tane daha atsam bana mısın demiyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Senin deminki bu yerinde yurdunda o zaman başka bir şey olması lazım ya. Vallahi başka bir şey olması lazım senin. Bunu da biz kullandık. Hepsini kullandık. Burada da kullanacak başka bir şey kalmadı. Ancak fasulye alıyorsun böyle yaptığın zaman. Bunda da yapacak başka bir şey kalmadı. Bunda da boş yok. Peki. Aa burada bir yan taraf varmış ya. Hiç görmemişim burayı bak. Yan taraf. Ha kağıtlarım. Bunun kapısında bir şey mi vardı? Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Aa, birden ona kadar bir sayı var. Mum, kılıç, yelpaze, adam. Bunlardan kaç tane olduğunu mu soruyor bana? Mum, kılıç, yelpaze, adam. Kılıç üç tane. Ha yana da gidiyormuş. Ha yelpaze 4 tane. Mükemmel.
Kılıç 3 tane, yelpaze 4 tane. Şimdilik bunu bağladık. Mum'a bakalım. Mum da 6 tane. Oyunun başında kapıda duruyordu. Bir saniye. 6, 3, 4 tane desem. 6, 3, 4. Evet, bunu da sallayarak bunu da sallayarak şey yapacaktım, bulacaktım. Şimdi bir saniye. 4 tane böyle kafa çıktı. Yakınlarda bir yerde bağdaştırsak. Yay gibi bir şey var bunda. Bunda küçük bir çaydanlık mı var? Ve bu... Vallahi hepsinde de çaydanlık var ha. Bu yay, bu balık, bu çaydanlık. Ötekini yine sallarız. Bu yay. Yay dediğimde hilal ya. Yay diyorum. Hilal. Balık. Çaydanlık. Evet, bunu sallarken. İşte bu. Sonunda o benim. Ve çıkıp gidebilir miyim? Abi al al. Aa, bir saniye. Fasulye. Oniwasoto. Fukubauchi. En sonunda. Boya benim olmuştu. Tamamen benim. Sonsuza dek benim. Orayı hemen bıraktım. Evime dönmeliydim. Unutulmuş tepedeki. Eminim oğlum bu portreye bayılacak. Unutulmuş Tepe oyununda o portre mi vardı ya? Bu kadar zaman sonra yaptıkları bu oyun. Vallahi kardeşlerim, adam çok ilginç. Bak, orada bir tane portre atmış öyle. O portreye bile bir oyun yapmış aradan yıllar geçtikten sonra. Forgotten Hill'ın başka Unutulmuş Tepe'nin oynamadığımız oyunları varsa hepsini bulup oynayacağım kardeşlerim. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeni yorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.